Değişiyor fiyatları. Keşke sabah gelseydik ya, duya duymaz. Sen gülün kendi yapmak ne bileyim? Etlerinde ve tavuklarında şimdi. 150. Şimdi siz yağsız istediniz değil mi? Yağsızın fiyatı farklı değil mi? 150. Üç başına kıyma çektim. Ben bunu istiyorum. Ayrın dedim. Tavuklar kalsın. Tavukları verin efendim. 600. 600 kaç yapıyor? Yanlış. Sen geç sırana abi. Beni takip et. Kıyma biraz fazla gelir. Olsun mu efendim? Buradan da gelirse tamam. Ablacığım, ben %50 düşüyorum. Kuş başı çıkar. Kıymayı bırakıyorum sadece. Kuş başı çıkar da kıymayı çıkar. Tamam, kıymayı çıkar. Bekle abla. Bekle, sıra gelecek sana. Buyurun. Evet, sizi bekle. Yoğunluk var, şöyle hemen koyun. Şuradan üçüncü sıra atalım. Neden kıymaya girdiniz efendim? İşimiz öyle geldi hesabımıza biraz. Bütçemize göre öyle geldi. Kıyma, kuşbaşı satılıyor. Tavuk. Fiyatları uygun, normal. Ne kadar? 200'ün üstünde kasap. Bura ucuz sadece. Bura daha ucuz. Bura daha ucuz yani. Burayı tabii, evet. Burayı iyi. Tabii ya, bugün başladı ya. O zaman biraz ağır gidiyor. Sizce nasıl peki böyle bir uygulama? Bence iyi. Çok iyi. Vatandaşın ihtiyacı var mı sizce? Öyle şey. Var tabii, yok mu? Yani 200'ün üstünde etsizlik kasap alır mısınız ki? Bura 150. Bura ucuz yani. Evet, ben de emekliyim. Hem de ben malum şahır emeklisiyim ama zor geçiniyoruz. Tamam mı? Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Bunun devamını dileriz. Şimdi bunlar Ramazan sonuna kadarmış galiba bu marketler ama sürekli olmasından yarar var. Halk ucuza et yemiş olur en azından. Bir gün kasapta, ben Ankaralıyım. 220 lira 250 lira arasında kilo su kıymanın. Kuşbaşı diğer etler daha pahalı. Burası şu anda 150 liraya veriyor. Yani arada 100 liralık bir fark var. Bu da emekli için çok önemli. Bizler için çok önemli. Gerçekten soframıza ayda bir et koyabilirsek ne mutlu bize. Durumlarımız bu. Durumlar iyi değil. Vatandaş perişan. Maalesef 2 saattir burada kuyruk bekliyoruz. Tam 2 saat oldu. Değil mi arkadaşım? Tam 2 saat. 9'da geldik bak. Saat 10.30 oldu. Durumlar bu. Vatandaş normal şartlarda gidip niye de kasabından veya esnafından almasın ki burayı beklesin 2 saat değil ne? Tam 2 saati bekliyoruz ne? 50 lira karımız olsun diye. Buradaki kuyruk Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı zamlardan sonraki köpekten daha uzun olan halk kuyruğu, et kuyruğu. Onun için yani Recep Tayyip Erdoğan torunlarına kilo kilo dondurma alırken evinde çocuğuna ekmek götürmeyen insanları düşünmüyor. Bir de bunları kanallara servis ediyor. Yani utanılacak durumumuzu sanki bir övünç kaynağı gibi milletin gözüne baka baka bak ha 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 ben torunuma kiloyla dondurma arıyorum. Kış günü bile dondurma alan bir cumhurbaşkanından, halkını düşünmeyen bir cumhurbaşkanından ne bekleyebiliriz ki? Vallahi paramın yettiği kadar 200 lira para getirdim. Ne
yeterse. Daha fazlasına bütçe ayıramıyor. Kasaptan 200 liraya ne kadar, kaç kilo alıyorsun? Vallahi ben kasaba gitmiyorum. Ya et balığa gidiyordum. Bugün de haberlerde bunu duydum. Buraya geldim. Onun için yani 200 liraya ne kadar yeterse. Aldığım emekli maaşı. Herhalde tonlarca et götürecek halim yok. Ne kadar emekli maaşın senin? 5500 lira. Emekli maaş alıyoruz. Çoluğum çocuğum, akşam çocuğumu eve davet edeceğim yemeğe. Dedim işte sofrasına bir et koyayım dedim. O yüzden buradayım. Başka ne olabilir ki? Burada bekliyor. Sabahtan beri burada soğukta bekliyordu. Acık emekliydi yani. 2 kilo kıyma alıp gideceğiz işte. Olay bu. Evet. Memleket batmış. 2 kilo kıyma. 139 lira. Kasapta ne kadar? 200 lira. Sağ olsun. Mansur yavaş yani bir şey yapmış. Biz de onunla yaralanacağız. Olay bu. Vallahi 2 saattir bekliyorum. 1 saat daha sonra 3 saat. Emekliyim. Yok geçinemeyim ben. Acım aç. Diyorum ya ben acım diyorum yani. Buradaki kime sorarsan sor. Hepsi aç bunların. Bunlar aç hepsi. Keyfutun 2 saattir kuyrukta duruyor ya. Millet ya. 2 saati geçti hepimiz aynı öyle. Geldik sıraya 2 saat oldu. Ha saat burada. Kaç kilo alacaksınız? Birer kilodan 2 kilo. 1 kilo kıyma, 1 kilo da et. Kuşbaşı alabilirsin. İşte o kadar. Emekliyiz ya buradan hepsi emekli buradakilerin. Ya bırak şimdi sen de dalga mı geçiyorsun? Yeter mi ya? Ev kira olsa ne yapacaksın? Ev bizim de idare ediyoruz açsızız. Evimiz olmasa ne olacak? 3 kişi. Bir oğlum, 2 de biz. 3 kişi zor idare ediyoruz ya. Ne diyorsun ya? Şimdi yavrum hayat pahalı. Oğlumuzun işi yok. Üniversiteyi ben cahil idim işe girdim. Oğlum üniversiteyi bitirdi iş bulamıyor. Kızım iş bulamıyor. Ne diyeyim kızım? Evde torunum attım geldim ha kızım da gitti şey satacak süpürge satacak ev geçindirecek. Ben torunumu bıraktım geldim vallahi eve. Ben bir şey demeyeyim ne diyeyim burada kızım. Burada bekliyorsunuz. Burada et alacağım işte onun ne için. Ne kadar alacaksınız? 2 kilo 300 lira para getirdim 300 lira. Bu kadar kızım. Ne kadar kaç saattir bekliyorsunuz? Epey oldu geleli. Saati bilmeyeyim de epey oldu. Vallahi ne diyelim 5500 lira maaşta ne alacaksın ki? Yani baştakiler yesin, uçtakiler sürünsün. Emekli misiniz siz? Evet. Emekli maaşınız? Evet. Ve yetmiyor galiba. Yetmiyor tabii ki. Kaç kilo alacaksınız? Vallahi 2 kiloya yakın kıymayla biraz et alacağız. Vallahi çocuklarım çalışmıyor, oğlum evde. Kızım gönderildi, ben de alayım. Kızım evli, ev hanımı. Bu kadar. Bir şey diyemeyeceğim. Ülkeyi bitirdiler. Tamamen bitti. Tarım alanları bitti. Hayvancılık bitti. Süt bitti. Sütün kilosu 20 lira. Kendisi Van'da yoğurtları yiyen ama bize bir yoğurdu bile şey gören. Yani bir şey söyleyemiyorum artık. Fiyatları durdurduk dedi ya. Fiyatlarda durma yok. Ben bakıyorum, her gün bakıyorum. Fiyatlar birazcık daha yükselmiş. Biraz hani durdurmuştunuz. Bari kaldığı yerde kalsın. Yok. Tabii ki devlet yapsaydı. Ama yok ki mal yok. Şeyden ihraç edecek, getirecek de biz de onları yiyeceğiz. Kendi ülkemizin malları dururken başkasının mallarını yiyoruz. 3 saattir bekliyoruz. Sabah duyduk haberi. Çıktık şimdilik bakalım alacağız nasip olursa. Vallahi ne verirlerse onu alacağım. 2 kilo alacağım. Fiyatların ne kadar olduğunu biliyor musun? Biliyorum 140 lira. Kasapta da 200 lira. Nasıl geçineceğim böyle? Böyle bu kuyrukta dura dura nasıl geçineceğim? Acıyorum aslında gelen çocuklara şimdi. Kalabalık bir aileyim. Çok zor, çok zor geçinmek. Yine bana çok şükür. Ama çoluğum çocuğum var, torunlarım var. Yetmiyor yeri geldi mi? Okuyanlar var. Ne olacak böyle bu milletin hali? 40 sene çalış. Aldığın para ne kadar? Vallahi ne söyleyeyim. İşte burada ucuzluk bulduk geldik yani. Başka bir yerden alamayınca buraya geldik yani. Alabilirsek alacağız, alamazsak yok yani. Ne kadar? Geçimiz 1,5 saat oldu. Bir bekliyorum yani. Belki de geçmiş de olabilir yani. Zor. Bu gidişinden zor yani. 1 kilo eti, 1,5 kilo, 200 gram alırsam geçinebilir misin? Ondan yiyebilir misin? O da alamıyoruz bile ne. Yani.
tavuk alıyorduk. Tavuk da çıktı aynı 2 müslüsünü, 3 müslüsünü. Onu da alamıyoruz artık. Bitti yani. Gerekmez mi? Devlet bunu yapan devlet zaten. Bir önleyemedi, bir şey yapamadı. Marketlerde ne yaptı ya? Gitgide millet kötüye gitti. Oy veriyoruz yani. Vermiyoruz da. Vermedim de yani bu mera. Ama şimdiden sonra da hiç daha yani. Kim ülkeye şey yapıyorsa, satıp savmadık bir yer bırakmadı ki yani. Hepsini sattı. Özelleştirdi de özelleştirdi. Ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Mansur Başkanımızın yapmış olduğu bu projede Halk Ekmek olarak, Başkent Marketler olarak biz de üreticilerimizden hem yerli besi hayvanı kesiyoruz hem de üreticimize destek oluyoruz. Bu proje bugün itibariyle Şubat başı, 1 Şubat itibariyle başladı. Ramazan sonuna kadar devam edecek. Fiyatlarımız şu anda kıyma 139,5, kuşbaşı 149,5 liradan satışa sunuldu. Ayrıca kırmızı etin yanında beyaz et satışlarımız da devam etmekte. Beyaz et satış fiyatlarımız da yaklaşık olarak piyasanın 10 lira 15 lira daha altında satılacak ve satılmaya devam edecek. Şu anda herhangi bir sınırlama koymadık. Çünkü talep çok fazla. Vatandaşlarımız çok fazla talep gösterdiği için onlar da yani sabah mesela bir vatandaşımız dedi ki 2 yıldır evime et girmiyor. Yani gerçekten ülkenin hali durumu maalesef çok kötü olduğu için Mansur Başkanımızın da üreticilerimiz de desteğiyle bu projeyi inşallah olumlu bir şekilde sürdüreceğiz. Efendim şu anda bugün ilk gün, bugün projeye yeni başladığımız için şu anda yaklaşık 5 ayrı üreticiden et tedariği sağladık. Fakat 25 ilçemizde bu hizmeti vereceğimiz için yaklaşık olarak ulaşacağımız üretici yaklaşık 150-200 gibi gözüküyor şu anda. Şöyle olur.